Kimler 20 Ağustos idari izinli sayılacak? Kurban Bayramı tatili. Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında soruları her gün en çok aranan konuların başında geliyor. Bu sene Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü başlayacak. 4 gün süren Kurban Bayramı bitiş tarihi ise 24 Ağustos Cuma günü, Kurban Bayramı arefesi ise 20 Ağustos Pazartesi günü ve tatil olacak. Bayram tatili ise hafta sonları ile toplam 9 gün olacak. Kurban Bayramı 2018 ayın kaçında, hangi günlere bayram denk geliyor sorularının cevabı özellikle 9 günlük tatili garantileyen çalışanları gündeminde. Bu sene uzun bir tatil ile birleşen Kurban Bayramı başlangıç tarihi Diyanet 2018 takvimine göre 21 Ağustos Salı günü. Tatilin hafta sonları ile birleşmesi ile Kurban Bayramı tatili ile 18 Ağustos Cumartesi günü başlayacak, 27 Ağustos Pazartesi sona erecek. 9 günlük bayram tatili için 20 Ağustos Pazartesi günü memurlar idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri kurban fiyatlarını belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı. Kurban Bayramı ne zaman başlar? Kurban, bayram namazı akabinde güneşin doğmasından sonra önce büyüklerini ziyaret edip bayramlaşmak gerek, sonra ise onlarla beraber gidip kurbanı kesmek gerekir. Kişiler sabah bir şey yemeden camiye gitmeleri ve kurbanlarını kestikten sonra kurban etiyle sanki oruç olan hallerini kurban etiyle geçirmeleri doğru olandır. Bayramın 3 günü kesilir, geceleri kesilebilir mekruh olduğunu unutmamak şartıyla. 4. gün ikindiden sonra kurban kesilmez. Hanefilere göre 3, Şafilere göre 4. günde kurban kesilebilir. Kurban eti nasıl? D-A yumuşak Y-I-T-I-L-M-A-L-I-D-I-R. Bir eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helalleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden 4'ün etle birlikte birer bacak, 5. etle birlikte derisi, 6. etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. 7. bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir. 2. Kurbanın etine eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kura çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kura çekmek caiz ve sünnettir. 3. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur. 4. Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir. 5. Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir, yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz. 6. Müslüman bir kimsenin kesip, gayrimüslimin yüzdüğü kurbanın etini yemek caizdir. 7. Kurbanın ve her hayvanın şu 7 yeri yenmez, akan kanı, zekeri, husyeleri, koç yumurtası denilen yerleri, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesi, mesanesi. 8. Ölümü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenir. 9. Kurban etini, kesen de yiyebilir, fakir zengin herkese de verebilir. Etin 1/3'ünü evine, 1/3'ünü komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. H.
Hepsini fakirlere de verebilir. 10 kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir. 11 hayvan kesildikten sonra eti telef olsa, mesela yansa, köpekler yese, tekrar kesmek gerekmez. Kan akıtmakla vacip yerine gelmiştir. 12 kurbanın hiçbir yeri satılmaz. Bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini sadaka olarak vermek gerekir ama kurbanın etiyle yenecek bir şey alınsa, o miktarı sadaka vermek gerekmez. 13 kurban derisi namaz kılan fakire verilir. Ne yapıldığı bilinmeyen yerlere vermemelidir. Evde de kullanılabilir, parayla satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakirlere sadaka olarak verilir. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı da satılabilir. 14 ortaklardan biri kurban kesmeden ölse, hissesi mirasçılarına verilir. 15 karnı yarılıp, yavrusu çıkarıldıktan sonra, o yara sebebiyle ölürken kesilen koyun yenmez. 16 canlı hayvanın her parçası haramdır. Kesildikten sonra, kendine zarar vermeyen kimsenin pişirmeden yemesi caizdir. Mesela çiğ köfte, sucuk ve pastırma yemekte mahzur yoktur. 17 makam sahibine saygı için kesilen hayvan leş olur. Sırf ona saygı için hayvan kesmek caiz değildir. Eğer falanca zat gelirse, Allah için bir hayvan keseceğim derse, o zat gelince kesilir. O hayvan adak olduğu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez, fakirlere verir, yolcuya, misafire veya bir makam sahibine, saygı için değil, yedirmek için hayvan kesmek caizdir.